Peki hocam Galatasaray'ın İstanbulspor'u Sporu 1-0 mağlup ettiği maçın analizini tamamladık. Genel hakem performansını da değerlendirdiniz. Hatay Spor Trabzon Spor maçı da oynandı. Evet. Bir gün önce çok da heyecanlı bir evet. maçtı. İnanılmaz bir geri dönüşe imza attı Hatay Spor. Şu maçın detaylarına şöyle bir bakacak olursak. gerçekten de tam bir düelloydu. Edin Vişça ve Onuğaç'unun golleriyle 44 ve 62'de 2-0'lık üstünlüğü yakaladı Mersin'de e, Trabzonspor. Ama daha sonra 72 Rivas, 88 Lamkel ve 90 Fisayo Dele Bashiru'nun golleriyle Hatay Spor 2-0'dan geri dönüp maçı 3-2 kazandı. 6. maç namalup devam ediyor Hatay Spor ve gerçekten de çok son bölüm çok heyecanlı, çok tempolu geçen bir karşılaşmada 3 puanı aldılar. Evet. ilk i̇lk yarısı çok hani durağan olup ikinci yarı tamamen çehresi değişen bir maçtı. Çok zevkli bir maçtı. Gollerin geldiği, Hele hele işte Hatay adına geri dönüşün olduğu bir maçtı. Bu maçta da e, dikkatimizi çeken bazı pozisyonlar oldu. Örneğin Hatay'ın 96'da mı 7'de mi attığı golde geri geli Baniya mıydı? Gelirken evet. Krampon'un çıkması evet, ayağından. Evet, evet hocam. Ee, yani yarın şimdi kim sakınmış yarın öbür gün mesela düşünürseniz o kramponu yerden biri salıyor topu atıyor tam gol olacak ya <gülüyor> yani <gülüyor> burada hocam 10 dakikalık bize e, Yani ya, şimdi bunlar çok önemli ki oldu mesela biliyorsun bir maçta Kasım aldı topu attı Babel miydi tabii, Babel attı yani bunlar olmayacak şeyler değil yani, maç tekrarı ondan olmuş. sonra. E, bu maçta da zevkli bir maçtı. 2-0'dan 3-2 Hatay'ı aldı. E, gerçekten ikincisi özellikle tekrardan seyredilmeye değer bir maç yani bir maçı tekrar seyretmek o maçın ne kadar zevkli heyecanlı olduğunu gösterir özellikle bu maçın ikinci yarısı tekrar seyredilmeye değer e, işte 2-0 öndeyken onun şunun çıkması bazı değişiklikler, Trabzonspor'un e, oyun sisteminde biraz geriye doğru düşmesini işte 60-70'ten sonra hatayın biraz e, oyun'a daha ağırlığını vermesi. Çok tempolu ve, bir takım değil mi Hatay Spor? Ya Hatay, yani, Diri takım. bak şöyle söyleyeyim. 200 senedir baktığımda Hatay'ın siyahi oyuncularının hani gerçekten çok hızlı, güçlü e, gol krallığında oynayan... Mopenza. Mopenza mesela oradan yani Hatay böyle bir seçimleri yaparken bu konuda iyi yapıyor. Seçimleri. Dele Bashiru mesela. Kesinlikle. Sezona damga vurmaya. Kesinlikle. Adayayım. Peki hocam e, 8 tane pozisyon seçtik. Hatay Spor, Trabzon Spor maçından onları Ya şöyle 8 tane pozisyonu seçip 6 özür diliyorum 6 e. tane. Biz şöyle söyleyeyim ben çıkarttık. bir kere bu maçta e, Burak Şeker'in e, şöyle söyleyeyim maç öncesindeki memorandumda ve maçı hazırlığında şu gözüktü. Ben kolay sarı kart vermeyeceğim. Veya maçın başında ne olursa olsun sarı kart vermeyeceğim. Ama tavsiyem bazı pozisyonlar vardır. Birinci dakikada bir sarı kart verilsin, 90 dakika boyunca oluşabilecek 7-8 sarı kartın önüne geçersin. Bazen dersin ki maçın başında ben bu sarı kartı es geçeyim dersin. Sonra 7-8 tane sarı kartı o pozisyon baz alınarak es geçmek zorunda kalırsın. Veya o pozisyonda sarı kart vermediğin için birçok pozisyonu sarı kartla değerlendirmek zorunda kalırsın. Çünkü futbolcular der ki ağlasa olsa kart vermiyor bunlara der. Bu maçta mesela şey dikkat ettim. Hatay Spor'da da vardı. Trabzon Spor'da da vardı. Devamlı devamlı işte sen örnek verdin. Daha birinci dakika Mendi'nin bir hareketi var ki Hani ne sarı kart ve maç boyunca Mendi baktı bana sarı kart vermiyor dedi. Bu ve buna benzer 3-4 tane sarı kartlık hareket yaptı bir sarı kartla. Hatay'da Hatay'da da vardı yani böyle. Devamlı devamlı sarı kartlık hareket yapıp hani onların es geçirmesi. Ben bu maçtaki disiplin cezaları uygulamasındaki maç öncesindeki o hazırlığını bir tekrar gözden geçirmesini tavsiye ediyorum Burak Şeker'e. Örnek verdiğiniz pozisyonlar hocam ikinci dakika Mendi hani bir ya ben yani öyle be. şey dakika dakika yani ben genel anladım, bir konuşuyorum. Zaten hani Burak Şeker bu konuda öz eleştirisini yapar. Dediğim gibi 2'de var, 30'da var, 38'de var. Şimdi e, diğer hatalı futbolcuların da var bir iki tane. O yüzden hani ee, şu 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 hareket demeyelim. Zaten o dakikalar izlendiğinde anlaşılır ne istediğim. Genel istedim. maç yönetme metodu olarak söylüyorsunuz. Peki 75'e geçelim hocam o zaman. İndizistan'ın yerde e, kaldığı bir an. Bir pozisyon var. Bak bu pozisyon şu, neden söylüyorum? Şu son zamanlarda şunu uyarmak istiyorum. Topsuz alanlarda çok ceza sahası içi ve dışında e, futbolcuların birbirine karşı tutma ve çekmeleri faalleri mevcut. Bak son 2-3 haftadır çoğaldı bu. Yani burada hakemler arkadaşlar bu ve bunun benzer topsuz alanlarda ekibiyle öyle bir hazırlık yapsın ki yani topa baktığında veya topun ineceği bölgeye baktığında bir hakemin topsuz alanda oluşabilecek durumlarda o bölgeye yakın hangi yardımcı hakemin veya dördüncü hakemin kontrol altına alması ve yardım etmesi gerektiğiyle ilgili. Şu son iki haftadır bu ve buna benzer pozisyonları çok kaçırıyor arkadaşlar. Bu da onlardan bir tanesi. Mesela bu ceza sahası içerisinde olsa dışında başlamış ve bırakmış. Enististan ne kadar içeri düşse de. Dolayısıyla yani bu içeride olsa bu vara gidecek bir pozisyon ama dışarıda olduğu için var karışamamış. Dolayısıyla ben bu minvalde dikkat çekmek istiyorum. Peki hocam 78. dakikadaki pozisyon da ilginç Hatayspor'un penaltı beklediği pozisyon. Şimdi strand'da şöyle söyleyeyim. 78'de içerisinde. bir de 88'de iki pozisyon var. Onları evet. ortak olarak arkadaşlar görüntülerini koyarken 88'de Spor'un ikinci golünde Dadaşov'un şovun evet. pozisyonu. Evet. Onlar sırayla Tanım. pozisyonları arkadaşlar koysun. Ben bunların üzerine bir şey söyleyeceğim. Şimdi öncelikle bu ve buna benzer el ve topun birleştiği anlarda bu pozisyonları anlatırken mesela anlatacağım kişi burada elle oynama var. Burada elle oynama var. El bilerek isteyerek topa gitti veya el ve kollar doğal konumun dışında engellemek için top geliyor doğal konumda olmayan ele çarpıyor diyor ise ben bu pozisyonları onlara anlatamam. Çünkü bilerek oynamı elle oynadığı kavramlarında olay biter. Noktadır. Şimdi bu pozisyonlarda şunu söyleyeceğim. İkisi de ikisi de ele çarpma. Yani elle oynama değil. Veya doğal konumda dışında, doğal konumun dışında el ve kol hareketi olup da topun geldiği bir pozisyon değil. Tamamen doğal konumda ele çarpan bir top, yani elin isteyerek, bilerek oynadığı bir topla oynadığı oyun bir pozisyon değil. Şimdi bunu dikkate alarak şunu diyeceğim. Golde golde sondan gidiyorum. Futbolcunun koluna çarpıyor futbolcunun eline koluna çarpıp direkt girerse kaleye veya önüne düşüp kendi vurursa gol iptal. Arkadaşına aktarırsa ve vurursa gol. Hmm. FIFA bunu söylemiş. Bu bir kural. penaltı i̇şte penaltı pozisyonunda da ya zaten bir kere mesafe o kadar kısa ki vuruyor ondan sekiyor geliyor ve futbolcunun kolu vücudunun üzerinde çarpıyor. Yani oynamıyor, etmiyor. Şimdi bir, bir, bir söz var. Eline çarpıyor, avantaj sağlıyor. Ya kardeşim çarpıyor, çarpıyor yani. Çarpıyor. Şimdi bu akabinde penaltı oluyor. Evet. Şimdi sen burada, orta sahada bu pozisyonda koluna çarpıp koluna çarpıp adam faul yapsa, sen yani o da kalkıp oynamaya devam devamse oynamaya devam edecek. Yani bu pozisyon gol ile IFAB'ın söylediği talimata giren bir pozisyon değil. Burada kola çarptı, akabinde penaltı varsa penaltıdır bu. Sen bunu gole eline çarptı diye penaltıyı iptal edemezsin. Çünkü bak burada penaltı için çağırdı. Evet. Var. Edemezsin bunu penaltı için. Burada etmen için bilerek oynadı diyeceksin. He sen hakem olarak buna bilerek oynama diyorsan ben bir şey diyemem ona. Ha senin yorumun buysa bir şey diyemem. Ama o bilerek oynama değil. Bu çarpma, çarpma olduğu için de bu penaltı olmalıydı. Eğer penaltıysa sana göre de yani yorum yaptığında. Ama golde olay başka. Bu senin uygulaman sadece golde. Futbolcunun eline çarpıp girip veya kendi vurursa penaltı olduğunda çarpmaysa o bitti o eline çarptı penaltı iptal ediyorum diyemezsin. Sanırım Burak Şeker burada bana göre penaltı ama bilerek oynadı dedi. İki pozisyonda da bilerek oynama yok. Çarpma var. İkincisi doğru bir karar. Golü vermeleri burası hatalı bir karardı. Peki hocam. Ee, bir arası rica edeyim. Ara sonrası toparlayalım o zaman. Kısa bir reklam arası. Avrupa Kupası maçları nedeniyle 3. haftanın erteleme mesaisi var hafta içi. Bir programı hatırlayalım sonrasında toparlayacağız. Bugün Galatasaray İstanbulsporu deplasmanda 1-0 mağlup etmeyi başardı. Erteleme maçlarının programı da bu şekilde. Adana Demirspor Beşiktaş maçı çarşamba saat 20'de oynanacak ve Perşembe günü de Fenerbahçe Başakşehir maçları var. Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın erteleme maçları böylece tamamlanacak. Heyecanlı bir program bizleri bekliyor aslında çarşamba ve Biz perşembe itibariyle. Perşembe akşamı burada hem Beşiktaş Adana Spor Beşiktaş hem de Fenerbahçe Başakşehir maçını değerlendireceğiz ve özellikle hakem kararlarını analiz edeceğiz. Aynen öyle. Başakşehir işte Fenerbahçe Başakşehir'inde Zorbay Küçük. Hı hı. Değil mi? Evet. Ee, yarınki maç Adana Dün Spor Beşiktaş maçının hakemi de Bakayım hocam. Ee, evet. Ümit Öztürk mü? Bakacağım hocam hemen. Evet hocam Ümit, Ümit Öztürk. Öztürk. Ümit Öztürk. Yani ikisi de e, zevkli güzel maç olmaya aday. Tabi Adana Demirspor'da 10 tane eksik varmış yarısı evet, evet. kaleci. Zaten kırmızı kart kadroya yazılamayan 10 isimler. 10 eksiğin yarısı kaleci. Aynen. Sen beni dinlemiyorsun. Dinliyorum yani. hocam dinliyorum. Dinlemez Vallahi olur muyum ya? Dinlemez hocam. olur muyum hocam? Ben ben anlatıyorum ama. Yok, Sen beni dinleme. Olur mu hocam? Ya? <laughs> Peki hocam perşembe günü burada yoğun bir iki maçın analizi. E, Beraberiz. Beraber olacağız. Peki. E, İyi akşamlar. Son karar sona erdi. Hepinize mutlu günler diliyorum efendim. Hoşçakalınız.